Orada silahlardan daha çok önemli olan ruhtu, inançtı. Savaşı galip getiren de oydu. Öyle olması lazım. O zaten olmadan komutanların en önde gitmesinin nedeni de o. Komutanlar önde gidiyor. Bizim eski geleneğimiz. Evet. Komutanlara güvenerek tabi olması askerleri, bu çok daha önemli. Evet. Çünkü Birinci Cihan Savaşı'nda harbeden devletlerin bir kısmında asker baştaki itimadı kaybediyor, Rusya ordusunda olduğu gibi. Ve başı bozukluk başlıyor. Bu ilk önce donanmada görüldü, Rus donanmasında. Çünkü hakikaten kötüydü. Komutanlar yeteneksizdi ve vicdansızdı. O yüzden patladı o şey. Aslında 1905'teki hareket 14'te bir daha tekrarlandı. İhtilali yapan kuvvetlerin içinde matrozlar, yani deniz neferleri, bahriyeliler halde gelir. Alman ordusunda sonradan patladı harbin sonunda. Onlar disiplini çok götürdüler. RT Republik kuruldu. Hatta Sovyet Cumhuriyeti biliyorsunuz. Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht falan. Ama gene ordu bastırdı. Macaristan'da böyle bir hareketi gene ordu bastırdı. Yani Belakun hükümetinin Sovyetleri Amiral Horthy gelip bastırdı, jandarmalarla hem de. Bu kaçınılmaz bir şey. Kimi yerde de orduda şeyler başlıyor, mırıltılar başlıyor. Kimi yerde ise ordu bazı yerde hakim oluyor. Türkiye'de orduda bu tip şeyler olmadı birinci harp boyunca. İsyan, başkaldırı falan olmadı. Bu bir düzen, yani bir hiyerarşi ve çok zikredilen bir durum. Moral üstünlük buna bağlanıyor. Balkan Harbi'nden sonra nasıl bir değişiklik oldu hocam? Balkan Harbi'nden sonra orduda tezikat başladı. Subaylar gençleştirildi. Bütün 1. Cihan Harbi'nin kuvvetli genç komutanları oradan gelmedir. Teçhizata kuvvet verildi. Askerin talimine önem verildi. Bunu Pomyakovski gibi Avusturyalı ataşe militerler, bazı Alman müşavirler, hepsi değil, ve İngilizlerin raporlarında görüyorsunuz. Yani Balkan Savaşı'ndan sonraki 2 yılda Türkiye ordusu hayli güçlenmiş. Buna rağmen maalesef hükümet güvenemedi. Bir an evvel 1. Harbin içine dalayım dedi. En azından bir geciktirme ameliyesi uygulanabilirdi. Bunu yapmadılar. Hocam peki bu genç kadronun, bu ordu içinde yer alan genç subay kadrosunun Alman komutanlara bakışı nasıldı? Alman mesela nasıl şey sevmiyor, Esat Paşa, hı hı, Fevzi Paşa, Mustafa Kemal Bey, Atatürk, evet, İsmet Bey, İnönü, Kazım Karabekir Bey, sonraki paşa, daha başka var, liste uzar yani, hepsini İsmet Bey raporunda Alman komutanı atlayıp Genelkurmay'a sunmuştu. Bunu söyledim. Bu yazıldı çünkü. Evet, Genelkurmay ikinci başkanı olduğu halde askerlikte affedilmeyen bir iş yaptı. Cezasıydı. Eğer Mesut, evet, oraya kadar gidebilir. Evet. Divan-ı harplik bir suçtur. Evet. Enver'e verdi başkomutan vekiline raporu. Ama galiba aralarında böyle bir şey de vardı Bronzart Paşa'ya. Ama Enver Paşa da sıkı Almancıydı. Evet, ama buna rağmen dinledi onu. İsmet Paşa ile araları iyidir Enver'in. Söylenen şu, bunlar manda çuvalladı, pof puf edip dediklerine bakma. Bunlarla müttefik falan olunmaz. Marshal Joffre'yi görünce bitti hepsinin büyüklüğü dedi. Yani çok evet, enteresan bir şey. Joffre tabii harpte marşal olanlardan değil. Yani Fransız ordusunun hakikaten. Masa başında. Bu çığlıklara neden kapadı kulağını? Bu çığlıklara neden kapadı kulağını Osmanlı? Yani çünkü, Marn'daki büyük mağlubiyet, savaşın nasıl sonuçlanacağı. Diplomasiyi kullanamadı. Çok çekiniyordu Rusya'nın Sazanovçu politikasından. Yani bunlar bizi gelir alırlar tepeden ve gider imparatorluk. Korku bu. Ve İngiltere'de Rusya'yla çok umarsız bir şekilde, hiç hesapsız bir şekilde birleşiyor. Çünkü onların da korktukları biri var, Almanya. Almanya'nın kara ordusundan korkuyor, denizden korkmasına sebep yok. 1/3 etmez Roma'da, Roman şeyin. Namalup armadan Alman değil bahriyesi. Parasından korkuyor, bankacılığından korkuyor, büyüyen endüstrisinden korkuyor. Ve asıl önemlisi,
işçi sınıfının, halkının memnuniyetinden ve refahından korkuyor. Yani istatistikler açıkça gösteriyor, oda sayısına kadar Alman işçisi Avrupa'nın en rahat, en halinden az şikayet eden, en güvenilir sınıfı olarak harbe gidiyor. Zaten sosyalist hareket de bölündü biliyorsunuz. Evet. Almanlar Ruslarla anlaşamadılar. İkinci enternasyonun ayrılığı çıktı ortaya. Kavuski'ye bile dönmedi de şey, Lenin. İşin kötüsü Bolşevikler de azınlıktaydı. Atları çoğunluk ama Rusya'da, fakat Menşevikler de o kadar iyi hareket edemedi. O şey burada yoktu şeyde, Alman cephesinde. Bu çok önemli. Harbin sonuna kadar o işçi sınıfı bile tuttu. Böyle bir ülkeden korkuyorlar. Korktukları için İngiltere, Rusya, Fransa bir araya geldi. Ve Rusya'nın bu emelleri İngiltere'de destek bulacak diye, ki kısmen buldu veya Churchill numara yaptı. Türkiye maalesef harpte çok büyük paniğe kapıldı. Yoksa biz öbür genelkurmaylar gibi, öbür ordular gibi vay gireriz, asarız, keseriz, Turan'ı kurarız falan, öyle bir şey yok. Noel'de evimize döneriz. Noel'de evimize döneriz. Dönemediler hiçbiri. İkinci harpte maalesef döndü Alman ordusu bir yeri kadar. Nereye kadar biliyorsunuz. 41'de Rusya'ya saldırdıktan sonra pek dönemediler. Panakkale içinde burada.